Kıbrıs TV ekranlarında turizm dosyasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta Turizm Bakanlığı'ndayız. Turizm Bakanlığı'nda Turizm Bakanı Faik Sucuoğlu ile özel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Berlin Fuarı'na gitmeden aşağı yukarı bir ay önce çalışmalarımız başladı. Yoğun bir tempoda çalıştık gerçekten tüm arkadaşlar, Turizm Bakanlığı'nda tüm yetkililer. Ve fuarına gittiğimiz zaman standımız geçen yıl 150 metrekare olmasına rağmen maalesef bizden önceki dönemlerde 100 metrekarenin yeteceğini, 150 metrekare çok fazla olabilir şeklinde bir düşünceyle küçülttüler bize. Ben tabii müdahale ettim geldikten hemen sonra, bana bu bilgi geldiği andan itibaren, ama Almanya öyle bir yer ki kolay kolay size tekrardan bunu 150'ye çıkaramıyorlar. Yani Türkiye gibi değil. Türkiye'de örneğin 36 idi, biz bir anda 240'a çıktık, 250'ye çıktık ve iki günde aldık şeyi. Fakat Almanya'da öyle değil, Almanya'da bir sürece ihtiyaç var. Yani belki de bir iki senenin sonunda 150'ye tekrardan çıkacağız. O biraz, onu duyduğumda biraz açıkçası böyle bir şey oldu. Yani ya ne gereği vardı, keşke 150 olsaydı. Çünkü daha önce ben incelediğimde 100 metrekareliğin hemen yanında köşe de bizimdi. Yani geldiğinizde L şeklinde KKTC'ydi, Kuzey Kıbrıs'tı. Olmadı o tabii ama tabii dediğim gibi oradaki folklor sunumumuz, ki bana göre çok can alıcı, iki tane bu işin üstadı diyelim, bu işin en iyisi, iki arkadaşımızı götürdük. Yine çok zengin bir sunum yaptık orada. Gelen insanlar örneğin herhalde kahveyi kumda pişiren arkadaş hayatının en yoğun günlerini yaşadı. Sabah saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar herhalde hiç durmadan kahve ikram etti. Yine macunlarımız vardı. Özellikle ceviz ve turunç macunu çok büyük bir şey, sükse yaptı. Çitlenmek vardı, efendim bitalar, efendim hellimli, saç börekleri, sumadalar, efendim brandiler, şey limonatalar. Yani bayağı zengin bir şey de oldu standta, sunum da oldu. Bu arada sele yapan arkadaşımız oradaydı. Bir eşek doldurduk. O çok büyük şey yaptı, sükse yaptı, ilgi gördü. Yani şöyle söyleyeyim, tabii belki biraz şey olacak bu ama yani bize gelen turist sayısı belli, güneye giden turist sayısı belli. İnanın üç defa dolaşırken oralarda bir de Güney Kıbrıs'ın önünden geçtim, incin top oynuyor. Üzüldüğüm taraf da o. Yani incin top oynayan bir stand ama 3 milyon turist, sizin bu tarafta inanın kuyruk oldu. Yani öyle bir yoğunluk yaşadık 4 gün boyunca. Yani yaşadık diyorum çünkü ben sabah 10, akşam 5.30'a kadar hep orada kaldım. Çok ciddi ve yoğun görüşmelerimiz oldu. 21 tane gazete ve dergi köşe yazarıyla turizmle ilgili görüşme fırsatım oldu. Birebir hepsiyle sohbet ettik. Odamız vardı ayrı. Yine 24 veya 25 tane tur operatörüyle görüşme imkanımız oldu. Bizimle birlikte giden tüm acenteler ve tur operatörleri en az, bana gelen bilgi, en az bir, en çok 4-5 tur operatörüyle farklı anlaşmalar yaptılar Almanya'da. Bu da tabii ki çok güzel bir şey. Ben gördüğüm kadarıyla beklediğimizin de üzerinde bir performansla Berlin'i bitirdik. Şu anda bizim görüştüğümüz köşe yazarları kısmetse önümüzdeki aylarda, 2 ay içerisinde bizden davet bekliyorlar. Kuzey Kıbrıs'a gelecekler. Çünkü %98'i Kuzey Kıbrıs'ı bilmiyor. Gelmedi. Ama çok ilginçtir. Bundan birkaç sene öncesine kadar randevu dahi vermeyen çok büyük dergilerin yazarları gelip orada bizimle görüşmek için dakikalarca beklediler. Hatta uyarıldık da aman işte şu geldi. Çok önemlidir bu insanlar. Çok bekletmedim Sayın Bakan şeklinde. Tabii bu bizden dolayı mıydı? Hayır. Tabii ki konjektür.
Yani şu anda Türkiye'nin sıkıntısı, iç sıkıntısı ve Türkiye'ye giden, Türkiye'yi tercih eden turistin hala daha şu an nereye gideceğini tam olarak karar verememesi böyle bir karmaşa yarattı. Neresinden baksanız 10 kusur milyon insan minimum. Yani 4-4,5 milyona yakın Alman, 4-4,5 milyona yakın Rus, sadece iki ülkeden 9-10 milyona yakın bir rakam. Tabii bunun yanında diğer ülkeler. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs bir alternatif olarak doğdu. Çünkü bu bölgede gidilebilecek güvenliği olan ve şu ana kadar da en ufak bir kötü durumla karşılaşılmayan ülkelerden birisi Kıbrıs. Ondan dolayı bir albenisi var ama aynı zamanda bir dezavantajı da işte bölge itibariyle buraları işte savaşın olduğu yer, işte Suriye, Kuzey Afrika, efendim işte Türkiye'deki sıkıntılar vesaire. Bunlar da dezavantaj olayın ama inşallah bu yıl biz bu dezavantajları, bu sıkıntıları avantaja döndüreceğiz diye düşünüyorum. Yani eğer bu ilgi havada kalmazsa ve gerçekten bir albenisi ortaya çıkarsa, ben geçen seneden daha iyi her şeye rağmen daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ocak ve Şubat ayının verileri de geldi. Veriler de bizim yüzümüzü güldürmeye yetiyor, onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla ki kış ayları biliyorsunuz, donululuğu daima en az olan dönemdir. Buna rağmen geçen yıla göre ve daha önceki yıllara göre iyi bir performans çiziyoruz şu anda. Evet. İnşallah bu artarak devam eder. Ben fuara tekrar dönmek tabii istiyorum. Orada çünkü çok önemli detaylar var. Fuardan evet ayrılan bütçelerin düşmesiyle birlikte evet konsept tasarlamak da çok önemliydi. Siz Kıbrıs Evi konseptini evet seçtiniz. Neden böyle bir tercih yaptınız? Yani oturduk burada arkadaşlarla, teklifler getirildi. İşte dediğim gibi bir aylık bir çalışmanın ürünüdür onlar hep. Şu olursa nasıl olur, efendim bu olursa nasıl olur ve dedi ki Almanların daha ziyade tercih ettiği tip şey reklam bu tiptir. Yani örneğin bir ülkenin tipik bir sokağı veya bir dağ manzarası veya bir gene o ülkeye ait bir köy görüntüsü. Elimizdeki 100 metrekarenin de açıkçası en iyi kullanabileceğimiz şeyi bir hepsini masaya yatırdığımız zaman ortaya bir sokak çıktı. Yani bir sokağı yanlama böyle arka tarafa monte edebilirsek görüntü itibariyle hem yerden zayıfımız olmaz, kaybımız olmaz. Hem de görüntü itibariyle Alman ekolünün çok tuttuğu bir şeydir bu. Çiçeklerle bezenmiş böyle tipik, klasik, şirin görüntüler ve gerçekten haklı çıktık. Yani çok da büyük bir beğeni kazandı. Düşünün 182 ülke arasında 9. sırada geldik Kuzey Kıbrıs. 5000 kusur stand ve 182 ülke. Yani, Türkiye Turizm Bakanı da standımızı tabii ziyaret tabii, tabii, etti. Tabii. Ondan nasıl bir geri dönüş? Yani tabii Sayın Bakan dostumuz, biz de kendisini ziyaret ettik tabii ki. O da 2 gün kaldı. 2 gün bütün zamanını fuarda geçirdi doğrusu. Türk standında geçirdi. Bize geldi, oturdu, sohbet ettik. Aşağı yukarı bir yarım saat kadar. Bizim biraz önce dediğim işte hellimden, hellim böreğinden, turunç macunundan tadım aldı, tadımlık aldı, baktı. Yani girdiği zaman zaten öyle bir yoğunluk vardı ki tesadüfen o saat. Aşırı bir yoğunluk. Sayın Bakan dedi, Kuzey Kıbrıs turizmi lig atladı dedi. Yani birincilikte oynuyorsunuz artık dedim. Yok, birincilikte oynayabilmemiz için minimum 50 bin yatak gerekir. Daha değil ama uğraşıyoruz dedim. Çok memnun oldu tabii ki o yoğun ilgiden. Çünkü maalesef Türk standartları ki 1000 metrekarelik bir yer aldı bütün genel anlamda Türkiye. Ve standlar istenilen o şeyi ilgiyi göremedi. Bu dediğim iç kargaşalardan zaman zaman ortaya çıkan bu canlı bombalardan dolayı. Bu bizi tabii yani bir taraftan biz kendimize sevindik ama diğer taraftan da bu durum bizi gerçekten üzdü. Yani böyle derler ya sevinemedim. Evet gerçekten sevinemedik. Çünkü yan tarafta bizimle kaderi bir olan bir ülke ama bir bakıyorsunuz standlar genel anlamda boş. Sizin standlar doluyor, taşıyor. Yani ben 21 tane tur operatörünün, pardon yazarın gidip de herhangi bir standta, Türk standında 4 gün boyunca sırada bekleyip de görüştüğünü tahmin etmiyorum. Olmadı zaten. Yani bunlar gerçekten Kuzey Kıbrıs'ın bu dediğim nedenlerden dolayı ciddi bir çıkışını orada birebir
katılan arkadaşlar da ki aşağı yukarı yanılmıyorsam 14-15 tane acente ve tur operatörü arkadaşımız vardı orada. Hepsi birebir yaşadı, yani gördüler. Tabii bu dediğim gibi önemli olan oradaki başarının daha sonraki süreçte turist sayısının artmasıyla kuzeye dönmesidir. Yani bizim istediğimiz esas budur. Ha, biz tabii bakanlık olarak işte bu tip faaliyetlerde bize bağlı örgütlere, yani hem otelcilere hem acentecilere, acente birliğine ve üyelerine yolu açıyoruz. Tabii bundan sonra artık onların da işin içinde ciddi çalışmalar yapması lazım. Çünkü biz gidip de turist bulamayız tabii ki. Öyle bir görevimiz yok ama her türlü fırsatı, her türlü fırsatın en iyisini sunmaya çalışıyoruz eldeki olanaklar çerçevesinde. Tabii bu fuar 2017'nin yatırımıydı değil mi bizim için? Yatırım açısından. Hayır, 2016'da aynı zamanda. 2016'da tabii. Turist bekleyebiliriz yani bu fuarda. Ben 2016'da bu fuardan kaynaklanan ciddi bir turistin geleceğini düşünüyorum. Bakın bir örnek vereyim size. Yine fuara gitmeden önce, kısa bir süre önce yapılan bazı şeyler oldu. Bizi ziyaretler de oldu. Ve bu Nevruz dolayısıyla 5000 İranlı geldi Kıbrıs'a. Şu anda yani 5000 7 günden 35000 geceleme demektir. Bakın 35000 geceleme. Uçaklar, charterler sürekli iniyor şeye, havalimanına. Bir haftanın içerisinde 5000 İranlı. Yani burada tabii burada tabii İran'dan buraya geldiler. Yine ve kutlamalar da güvenli bir şekilde. Hayır kutlama değil bunlar. Yok canım. Bunlar normal tatil amaçlı. İran'dan bu dönem onların tatil dönemidir. Ve 5000'i Kuzey Kıbrıs'ı seçti. İran. Şu anda buradalar. Tabii yani söylemek istediğim her türlü girişim bir şekilde meyvesini toplama anlamında hem acentelere hem otelcilere büyük bir fırsat penceresi açıyor. Bizim de gayemiz budur zaten. O pencereyi açabildiğimiz kadar açalım ki arkadaşlarımız ellerinden geldiğince buraya turisti taşıyabilme şansını alsınlar. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle evet. Yaşanan terör olayları Avrupalı turisti oldukça etkiledi. Avrupa'dan aldığımız duyumlara göre ise bu yıl turistler yoğunlukla İspanya ve Yunanistan'ı tercih edecekler. Hatta İspanya'da rezervasyonları şimdiden dolduğu söyleniyor. Yunanistan ama Yunan adaları da çok sıkıntılı. Göçmenlerden dolayı, Suriyeli göçmenlerden dolayı ama Yunanistan'ın kendisi yani ana kıta diyelim geçen senelere göre daha iyi. İspanya çok iyi. İtalya her zaman zaten iyi, gene iyi. Ama tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Şu anda Türkiye'ye gelmeyi alışkanlık haline getiren turistler hala daha en azından bir hafta 15 gün öncesine kadar kararını vermiş değiller nereye gidecekleri yönünde. Bunlar biz tabii ki bunlar milyonlar. Bize yani bu milyonlar bize çok gelir ama en azından o pastadan belli bir parçayı koparmamız lazım. Onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bazı arkadaşlar biraz daha kötümser yapıyor belki ama ben gördüğüm birebir yaşadığım durumlar nedeniyle ve bize gelen veriler de var, aylık bazda doluluk oranları var. Ben kötü görmüyorum açıkçası. İnşallah önümüzdeki aylarda da size net olarak rakamları da vereceğim. Ama gelenleri Ocak ayından itibaren gelenleri net olarak söyleyebileceğiz. Ama şu anda bize gelen bilgiler doluluk oranının geçen senenin üzerinde olduğu yönünde. Evet. Peki destinasyon sayımız düşmüştü yani geçtiğimiz yıllara göre. Evet. Bu şekilde 12-13 diye hatırlıyorum. Evet, evet. Yani şu anda görebildiğimiz kadarıyla 15'i geçecek gibi görünüyor. Yani yapılan anlaşmalar, örneğin Sırbistan var yeni, geçen senelerde pek olmayan. Yok, evet. Tabii İran vardı, gene İran geliyor. Kuzey ülkeleri geliyor. Litvanya yeni, onlar gelecek. Estonya aynı şekilde. Litvanya ile birlikte. Ukrayna'dan gelecek olanlar var. Kazakistan vardı. Daha fazla artacak gibi görünüyor. Almanya hakeza aynı şekilde. Slovakya, Çek Cumhuriyeti yine aynı şekilde. İngiltere'yi söylemeye gerek yok. İrlanda, İsveç, Norveç, Danimarka. Bunlardan İtalya. Şimdi orada bir bağlantı bekliyoruz. Eğer olursa İtalya'dan da ciddi bir turistimiz olacak. Şimdi en büyük sıkıntımız maalesef direkt seferlerin olmayışı nedeniyle ve Türkiye üzerinden gelinmesi gerektiği için belli
şeylerde olanak anlamında, doluluk anlamında seferleri istediğimiz boyuta çıkaramıyoruz. Yani Larnaka Havalimanı da bizim için ona geleceğim, ona geleceğim. Şu anda Larnaka üzerinde bir şeyimiz var, düşüncemiz var. Yalnız yaptığımız hesaplara göre Larnaka'dan taksiyle veya bir dolmuşla kuzeydeki bir otele gelebilmesi için bir yabancı turistin belli bir miktar da ekstra ödemesi lazım. Onu bir şekilde tedarik etmek zorundayız. Yani doğrudan eşitleme operatörü gidip alamıyor değil mi? Alabiliyor, belli bir sayıda alabiliyor. Yani otobüsle gidip alamıyor. Kendileri gelecek veya belli bir rakamın altında olacak. Böyle sıkıntılarımız var. Dolayısıyla bunun içinde bir formül var kafamızda. Onu Türkiye ile görüşmemiz gerekiyor. Eğer o formülü gerçekleştirirsek, çünkü çok büyük de bir rakam değil, verilecek olan bir teşviktir. Hem İsrail'den hem de İtalya'dan bu sene ciddi bir, özellikle İsrail'den, Almanya'da yapmış olduğumuz görüşmelerde bu dezavantaj ortadan kalktığında Larnaka üzerinden ciddi bir akışın olacağını bize İsrail'den gelen tur operatörleriyle bazı arkadaşlarımızın bizim de katıldığımız toplantılarda yapmış olduğu görüşmelerin sonucudur bu. İtalya hakeza, İtalya'dan da ciddi bir rakam var ama dediğim gibi onlar da Larnaka üzerinden geleceği için orada hem tur operatörünü etkileyebilecek hem de gelen turistin cebinden daha fazla rakam çıkarabilecek bir dezavantaj var. Onu çözdüğümüz anda çok daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Evet, herhangi bir siyasi engelle karşılaşmayacak. Hayır. Şu anda siyasi engel yok çünkü siyasi engel demek Kuzey Kıbrıs'ın artık Avrupa Birliği'nde soyutlanan tam anlamıyla politik anlamda da soyutlandırılacak anlamına gelir ki bunun tarafı ve Avrupa Birliği bunu göze alamaz. Evet. Özel ilgi turizmini sormak istiyoruz. Evet. Tabii ülkemize gelen turistlerin ağırlıkla bu alanlara yöneldiğini gözlemlemekteyiz son yıllarda. Özel ilgi turizminde gelişmeleri nasıl gözlemliyorsunuz? Yani şu anda ben dün ilk defa 6,5 kilometrelik Alev Kayası'nda bir yürüyüşe katıldım 69 kişiyle birlikte. Yani gerçekten görülmesi gereken güzellikte yürüyüş alanları. Sevindiğim ve beni en çok korkutan ama bizzat dün yapmış olduğumuz 2 saatlik yürüyüşte gördüğüm yürüyüş parkuru tertemiz. Herhangi bir çöp möp falan yok. Gerçi o yerleşim alanlarının oldukça uzağında dağların içerisinde bir yerde ama çok temiz tutulmuş. İşaretler, ona ben tabii farklı değerlendirdim. Ağaçlar üzerinde konmuş işaretler mükemmel, muntazaman, muntazam. Yani kendinizi kaybetmeniz mümkün değil o yürüyüş. Çünkü ormanın içine giriyorsunuz. Dağ, yamaç, patika, normal yol filan. Ama mükemmel bir hava, mükemmel bir yürüyüş oldu. Dolayısıyla böyle bir zenginlik var. Bizzat yaşadığımız bir zenginlik. Ve şu anda özellikle Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Kuzey ülkeleri bu yürüyüş parkurlarını ve yürümeyi çok önemsiyorlar. Onun için bu yönde işte kısmetse Cape to Cape dediğimiz o 255 kilometrelik yolu 18 parkurdan oluşan onu bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ay sonu, önümüzdeki ay başı biter. Bize gelen bilgiler o yönde. Bunun yanında Dağcılık Federasyonu'na yapmış olduğumuz geçen haftaki görüşmede bizim şu anda elimizdekinin dışında da bazı parkurların olduğunu ve çok basit şeylerle, katkılarla yeni onlarca yürüyüş alanına daha kavuşabileceğimizi tespit ettik. Dolayısıyla onları da yürürlüğe sokacağız inşallah Cape to Cape bittikten sonra ama hepsinin ötesinde Almanların özellikle bizim bu Berlin'de yapmış olduğumuz temaslarda en büyük arzu ve istekleri köylerde kalabilmek. Yani bu yürüyüşün sonunda, parkurların sonunda gidecekleri köyde geceleyip ertesi gün diğer parkurla devam etmeleri. Bütün hayal ettikleri Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bu. Arzu ettikleri de bu, istedikleri de bu ve başka ülkelerde de yaptıkları bu. Biz şimdi burada şu anda hazır değiliz. Şu anda yapabileceğimiz sadece kahvede ağırlamak, efendim çayıdır, kahvesidir. Belki bir ön hazırlık olursa kadınlarımızın yapacağı zeytinlidir vesaire vesaire veya fırın kebabıdır. Ama esas köylerimizde gelir getirecek olan turistin geceyi orada geçirmesidir. Bu da pansiyonculuk dediğimiz evlerde bir oda, iki odanın ayrılması suretiyle köylerde bu girişimin başlatılmasıdır.
Ben geldiğim günden beridir hep söylüyorum, bu vesileyle de söylemek istiyorum. Köylerde yaşayan kardeşlerimiz eğer bu şekilde bir yeni açılımı düşünüyorlarsa ve bir para kazanma tabii ki düşünüyorlarsa bence şimdiden ellerini çabuk tutmaları lazım. Belki bu sene biraz gecikildi ama çünkü önümüzdeki aylarda Haziran ayı itibariyle yürüyüş artık yavaş yavaş bizim ülkemizde biter. Çünkü sıcaklar başlar. Deniz mevsimi açılır ama Aralık gibi tekrardan başlar. Ta Nisan'a kadar gider. Yani 6 ay özel ilgi turizminin önde olduğu, 6 ayda denizin ve kumun önde olduğu doğal anlamda iki şeyimiz var. İkiye bölebiliriz. Dolayısıyla şimdiden yapılacak bir hazırlık Ekim-Kasım ayından sonra gelecek olan yürüyüş ki önümüzdeki yıla çok daha yoğun bir ilgi olacak gibi görünüyor. En azından bu turistleri memnun etmek demek yeni gelecek turistlere bir şekilde reklam anlamında sayıyı artırma demektir. Ve bu da köylerdeki o girişim ve köylerin ve köylülerin kazancının artması demektir. Dolayısıyla köylerimizin özellikle parkurların yanında bulunan veya ulaşılabilecek bir uzaklıkta bulunan köylerin de artık bu yürüyüş turizmine, özel ilgi turizminin içinde olmaları gerektiğini kendileri de kabul etmesi lazım ve hazırlığını da ona göre yapması lazım. Borçlanmalarına gerek yok. Bizim söylediğimiz şudur, terk edilmiş evler var, kerpiç evler var. Onların düzeltilmesi bile yeter. Ne bileyim kendi evlerinde alt katta veya yan tarafta bir odanın açılması da onlar yani 5 yıldızlı otel konforu aramıyorlar, onu söyleyeyim. Onların istediği Kıbrıs Türk köylüsü veya Kıbrıs Türk'ü köyde nasıl yaşar? Akşam nasıl bir akşam yemeği yer? Sabah nasıl bir kahvaltı yapar? Bunları birlikte yapıp birlikte de yiyip parasını da ödemek koşuluyla tabii ki. Bize bunu diyebilirim. 21 yazarla görüştüm. 21'i de bunu istedi. Bakın %199 demiyorum. Hepsinin en fazla arkasında koştuğu özellik bu. Yani ben yazı yazacağım ama ne diyeyim? Yani bana gelecek olan gruplar burada ne yapar? Hangi köyde, hangi köylerde var mı böyle bir imkanınız? Biz dedik ki bunları da tabii ki daha biz emekleme dönemindeyiz bu şey konusunda, özel ilgi turizminde. Dolayısıyla bu emekleme döneminde inşallah ayağa kaldırırız ve koşmaya başlarız. Çünkü Kuzey Kıbrıs bu yönde iklimiyle, efendim tabiatıyla, konumu itibariyle gerçekten Akdeniz bölgesinde değil, dünyada belki de en güzel kışın yürüyüş yapılabilecek ülkelerden bir tanesi. Bunu artık biz de turizmin içine monte etmemiz gerekir ve halkımızın bu yönde gösterecekleri çabalarla yatır küçük kendilerini ve bütçelerini yıpratmayacak veya zora sokmayacak şekilde yatırımlarla gerçekten ciddi bir de kazanç elde edebilecekleri hem de 6 aylık süreyle kazanç elde edebilecekleri bir ekonomik katkı anlamında bir çabaya girmeleri gerekir diye düşünüyorum. Biz dediğim gibi yol gösteriyoruz. Gelecekte olabilecek olayları anlatıyoruz. Artık bu tabii ki halkımızın kendi arzusu ve kendi plan ve programı içerisinde olacak. İstiyorlarsa olacak. İstemiyorlarsa biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmaz. Gelir turist şimdi olduğu gibi yürüyüşünü yapar bu güzel dağların içerisinde ve ondan sonra biner uçuruna gider. Halka da en ufak bir katkısı olmaz. İşte bizim şeyimiz halka katkıyı nasıl en iyi şekilde sağlayabiliriz. Bütün ve onların da istediği bu. Yani sadece bizim yerli olarak istediğimiz değil. Aynı zamanda Almanların da bu konu üzerinde çok ciddi bir istekleri olduğunu söyleyebilirim. Günümüz teknolojisinde artık bir tıkla tatil yapacağımız yere karar verip kalacağımız odaya kadar seçebiliyoruz. Doğru. Kuzey Kıbrıs ne kadar tıklanıyor baktığımızda? Vallahi şimdi İngiltere'de biliyorsunuz bir reklam kampanyamız var. Oldukça iyi gidiyor. Web siteleri oluştu. Türkiye'de aynı şekilde Türkçe hazırlanmış web siteleri var. Oradan girip şey yapabilirsiniz. Fakat bizim maalesef yine Güney Komşumuzun özellikle şeyini çektiği, önünü çektiği bir olay nedeniyle uluslararası geçerliliği olan ve günde 300 bine yakın dünyada ziyaretçisi olan bazı sitelerde
Kuzey Kıbrıs'taki otellerin adresleri, isimleri yok. Bu konuda da biz bir şey başlattık. Yani şu anda avukatlar çalışıyor. Bir otelimizle de görüştük. Onlar da bu işe sıcak bakıyor. Bir otelle başlıyoruz. Eğer onu zaten kazanırsak arkası gelir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda o konuda da evraklar bildiğim kadarıyla Berlin'e gitmeden önce son bir konuşmamız oldu. Otelle de görüştük. Otel de sıcak bakıyor bu şeye. Evrakları değerlendirilecek ve bu sitelere bir şekilde ulaşılıp yani en azından Kuzey Kıbrıs'ın daha doğrusu turizmin politik veya siyasetin bir etkisinin olmayacağı sektör olduğunu kendilerine bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Yani turizmde siyaset ve politika olmamalıdır. Çünkü turizm tam tersi halkları ve insanları bölmek için değil, birbiriyle tanıştırmak için, kucaklaştırmak için olan aynı zamanda bir sektördür. Dolayısıyla bu yönden bir hukuk savaşı başlatacağız gibi görünüyor. Evet. Peki yıllardır beklediğimiz turizm örgütünü sormak istiyorum. Turizmcilerle bu yıl bir araya gelip evet. Bu konuyu görüşme durumu var mı? Tabii ki. Görüşüyoruz zaten sürekli haftada bir veya iki. Şimdi onu da paydaşlarımızla son yapmış olduğumuz, Berlin öncesi yapmış olduğumuz son toplantıda iki etap olarak düşünüyoruz. Birinci etap turizm örgütü. Bu bakanlıktan da örneğin müsteşar seviyesinde bir temsiliyetin olacağı ve daha sonraki aşama, ikinci aşama dediğimiz ki ikinci aşamadır esas hedef, orada tamamen turizm örgütünün kontrolünde olacak bir turizm politikasını yaratmaya çalışıyoruz. Bu yönde konuştuğumuz Kıtop olsun, Kıtsap olsun, rehberler olsun, restorancılar olsun. Bana gelen bilgi, ben son toplantıya katılmadım ama iki etaplı bir turizm örgütünün olabileceği yönünde. Onların da olumlu bir bakışı var. Dolayısıyla eğer şekil, zaten bütün problem şuydu. Anlaşılamayan bizden önceki dönemde nasıl yapılacağıydı. Çünkü anlaşıldıktan sonra atılacak olan adım, yani yol belli olduktan sonra hedefe gitmek çok kolay olur. Tahmin ediyorum bu süreci, yani bu şu anda bizim en çok yorulduğumuz dönemdir. Çünkü fuarlardır, efendim tur operatörlerine yeni destinasyonlardır, yeni adresler tanıtmaktır, anlaşmalar için zemin hazırlamaktır. Bütün değerli reklamlardır. Yani zamanımızın büyük bir kısmını bu alıyor ama az kaldı. Tahmin ederim ayın 15'inden sonra Mart'ın özellikle turizm örgütüne master planına ve master planının gerektirdiği bazı konular var. Onların üzerinde çalışmaya başlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da zaten koyduğumuz hedef de 24 aydı. Ama biz 24 ayı beklemeden birinci aşamayı herhalde gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Şey, turizm örgütü anlamında. Evet. Ülkemiz festivaller ülkesi evet. Oldu neredeyse. O konuya evet. Da değinmek istiyorum. Evet. Bir kitapçıktan bahsedelim. Kitap hazır. Evet. Kitap hazır. Dün evvelki Cuma gün getirdi arkadaşlar bana. Onu şimdi renkli, siyah beyaz bir şeydi, hazırlandı. Bütün sağ olsun da teşekkür ediyorum. Tüm belediyelerimizden şeyler geldi hep, tarihler, içerikler. Bunun böyle süsleyerek fotoğraflarla Kıbrıs'ın güzel görüntüleriyle birlikte bir kitapçık halinde İnşallah herhalde bu hafta içerisinde basarız. Evet. Peki Kıbrıs için yeni bir tanıtım filmi Kuzey Kıbrıs için gündeme gelebilir mi reklam adı altında? Şimdi eski tanıtım filmimiz dönüyor çünkü evet. Sürekli televizyon Şimdi Türkiye'de birinci etap bir şeyimiz olmuştu. Orada 2 dakikalık oldukça etkileyici bir şey oldu. Kuzey Kıbrıs'ı tanıtıcı bir film oldu. Şimdi şu an açıkçası yeni, yani onun dışında yeni bir film anlamında yeni bir şeyimiz yok. Bir projemiz var. Eğer o proje gerçekleşirse Kıbrıs kökenli sanatçılarımızın veya Türkiye'den buraya gelen sanatçılarımızın iki cümleyle Kuzey Kıbrıs'ı tanıtım anlamında böyle bir şey düşünüyoruz. Eğer kendileri de kabul edecekse otellerle temasa geçeceğiz bu hafta. Ve programlarını bitirmeden önce veya bitirdikten hemen sonra veya boş bir saatlerinde iki cümle. Yani Kuzey evet, Kıbrıs'ta güzel. Ben şu, hemen örnek veriyorum X sanatçı, arkasından ye sanatçı ve bunu böyle bir arka arkaya görüntülerle kendilerinin de böyle arada spot şeklinde çıkacağı bir şey düşünüyoruz. Bir tanıtım filmi düşünüyoruz açıkçası.